Selamlar. Gördüğünüz gibi oldukça iddialı bir başlık üstünden ilerleteceğim bugünkü konuşmamı. Buraya geçmemeliydim. Nasıl oldu bilmiyorum. Peki dursun. Nereden geldiniz? Neden geldiniz? Nereye gideceksiniz? Konu bu. Çok spiritüel bir başlık gibi gelebilir size. Ve fakat biz biliyoruz ki görünen görünmeyenden kaynak alır. Bütün felsefenin ve sonrasında onun içinden gelişmiş olan psikoloji biliminin dayandığı yer budur. Esasen bilimsel araştırma dediğimiz olgu, dataların, elde ettiğimiz dataların yorumlanmasından ibarettir. Ve araştırmacı bu yorumu yaparken mutlaka kendinden bir şeyler katar. Dolayısıyla bilimsel araştırmanın sonuçları dahi yordanırken, yorumlanırken bir bilinmezin içinde durduğumuzu biz her zaman biliriz. Yani her şeyi bildiğimizi asla düşünmeyiz. Bu büyük bir yanılsama olur. Şimdi o başlık çok iddialı ve acaba bunu herkes sormalı mı diye düşündüğüm zaman benim kendi verdiğim cevap evet sormalı. Bu çok önemli. Sosyal medyada dolaşan minik bir paylaşımı, şiiri okuyarak başlayalım. 7 yaşındaki bir çocuğun yazdığı şiir annesine götürüyor ve o da şaşkınlıkla karşılıyor. Sonra Twitter'da bayağı etkilendi insanlar. Oldukça dikkat çekti. Şöyle diyor, ben neyim? Ben bir kara delik miyim? Ben bir kek miyim? Acaba burada bildiğimiz keki mi kastediyor yoksa sen kekin tekisin, hani bizi keklemeyin filan o argo konuşmadan çıkan bir şey mi bilmiyorum. Ben bir iki miyim? Çok derin bir cümle. Bunun üstüne bir ayrı bir TEDx konuşması yapabilirim. Ben bir İsmail miyim? Ben bir hiç miyim? Ben bir hiçliğin ortasında yüzen bir adam mıyım? Ben hiçbir şey miyim? Yoksa bunlar bir yalan mı? Belki bir şey olabilirim. 4 Mayıs 2022 herhalde, Ayvalık'ta yazmış. Şimdi çocuklar çok spontan varlıklar. Ve bugün size psikodrama, grup psikoterapisi ve sosyometri sistemi içindeki önemli kavramlardan bahsederek görünene bakıp oradan görünmeyene dair bir kestirim yapmayı hedefliyorum. Bu kestirimi yaptığımız zaman benimle hemfikir olmayabilirsiniz ama en azından sizin de bir yorumunuz olacaktır görüneni gördükten sonra. Peki bunu değiştiremiyorum. Bebek spontan doğuyor. Yani anne ile bebeğin İlk etkileşimleri, en güçlü etkileşimleri doğum anında gerçekleşiyor ve orada spontan bir eylem gerçekleşiyor. Hepimiz spontan varlıklarız. Bu kavramın içini bir iki dakika açmak istiyorum. Sponte kelimesinden geliyor spontanite. Latince'de özgür irade demek. Neyi nasıl yapmak istiyorsak onu yapma iradesi. Kelimenin kökeninin bu olması çok anlamlı. Çünkü yaşamdaki amaçlarımızdan bir tanesi spontan olmak. Aynı zamanda otantik de olmak. Bizim buradaki varlığımız kendi spontanitemizi deneyimlemek. Birinci altını çizmek istediğim gerçeklik bu. Görüneni konuşuyoruz şimdi ki bu bile çok çıplak gözle görünmüyor olabilir. Herkesin aynı fikirde olmayabilir. Bebek yine doğduğunda her birimiz bir eylem açlığıyla doğuyoruz. Ve bu bizim hayatımız boyunca merakımızı, öğrenmemizi, kişisel gelişimimizi etkileyen en önemli faktör oluyor. Eylem açlığı son derece önemli bir meseledir. Bir problem değildir. Bir hazinedir bizim için. Demek ki eylem açlığını gidermek için de buradayız. Etti iki. Spontan olmak için buradayız, eylem açlığını gidermek için buradayız.
organik plazentadan, annesinin karnında mutlu bir yaşantıdan sosyal bir plazentaya doğuyor. İlk ilişkisi anne ve daha sonra akrabalar, baba vesaire giriyor hayatımıza ve geniş çevre. Biz buna sosyometri biliminin ışığı altında bakıyoruz. Şimdi üçüncü gerçekliğe geliyorum. Başkalarının olmadığı bir hayat hayal edemeyiz. Moreno, yani psikodramanın kurucusu diyor ki, yalnız insan, ilişkileri olmayan insan bir kurgudan ibarettir. Öyle bir şey olamaz diyor. O zaman bir gerçekliğe daha geliyoruz. Bu dünyada başkaları için varız. Başkaları yoksa biz de yokuz. Etti üç. Devam edelim. Bebek doğduğu andan itibaren seçimler yapmaya başlıyor. Bir süre sonra. Seçimler üç türlü oluyor. İtiyoruz, çekiyoruz ya da ilgisiz kalıyoruz, nötr kalıyoruz. Yaptığınız bütün seçimleri bilebilseydim sizin falcı ihtiyacınız kalmayacaktı. Geleceğinizi size söyleyebilirim. Bugün yaptığımız bütün seçimler bizi geleceğe taşıyor. Dolayısıyla bir diğer önemli noktanın altını çiziyorum. Niye buradayız? Seçim yapmak için. Seçimler bize bizi gösteriyor. Seçimlerimizi spontan yapıyoruz. Ve bütün bunları bir başka konuya geçiyorum. Bir rolün içinde yapıyoruz. Akademisyen rolünde başka seçimler yapıyorsunuz, sevgili rolünde başka seçimler yapıyorsunuz, anneyken başka seçimler yapıyorsunuz. Duygusal bir rolün içinde, örneğin kızdınız, kızan rolünü aldınız. Seçimler yapıyorsunuz değil mi? Ya karşıdakinin kafasını kırıyorsunuz ya da öyle yaratıcı bir cümle söylüyorsunuz ki o size diyor ki, dövsen daha iyiydi. Şimdi rollerin içindeki seçimler ancak ve ancak rolü alırsanız mümkün. Şimdi bir diğer önemli konuya daha geçiyorum. Rol almak, rol oynamak ve rol yaratmak. Rolü alırsanız hiç yok da niye? Ama çok tavsiye etmiyoruz. Onu oynamak lazım. Oynarsanız kültürel konservelerin içinde kalıyorsunuz. Yani size diyorlar ki iyi bir baba böyle olur, iyi bir hoca şöyle olur, en iyi sevgili budur, en iyi cinsel partner şöyle olur. Bunu oynuyorsanız kültürel kalıpların içinde durursunuz. Ama son aşamaya sıçrarsanız, becerirseniz bunu, o rol yaratmadır. Rolü yaratırsanız size özgü olur. İşte o an spontan olursunuz. Otantik olursunuz ve o an kendinizi keşfetmeye başlarsınız. Yani yaşam yolculuğunda kendimizi keşfetmek en önemli amaçlarımızdan bir tanesidir. Bu su götürmez gerçekleri arka arkaya sıraladığımız zaman önemli bir tablo çıkıyor, bir çerçeve. Neden buradayız? Konuşmamın başında başlık nasıldı? Nereden geldik? Neden geldik? Nereye gideceğiz? Benim konuşmam şu anda yaptıklarımızla, yani neden geldiğimizle ilgili. Bununla ilgili benimle hemfikir olabilirsiniz. Peki, rolleri almak, spontan olmak ve yaratıcı olabilmek ve bütün bunları bir eylem içinde yapabilmek bu kadar önemliyken, seçimler yapmak bu kadar önemliyken ve bu dünyadaki varlığımız bu şekilde ilerlerken cesarete ihtiyacımız olduğu su götürmez bir gerçek. Cesursanız ileriye gideceksiniz, keşfedeceksiniz, eylem içinde olacaksınız, rolünüzü geliştireceksiniz. Dolayısıyla rol repertuarı gelişmiş insanlar, farklı rolleri alabilen insanlar ve onu kendisine göre oynayan, otantik bir varoluş içinde onu yaşayan insanlar gelişmeye başlıyor. Peki o zaman şuraya yavaş yavaş gelebiliriz şu konuya. Nereden gelmiş olabiliriz? Herkes bu sorunun cevabını arıyor değil mi? Ve nereye gideceğiz? Yani ölüm. Öleceğiz ve ne olacak? Ve doğduk, nereden doğduk? Birinci varsayımım, bütün bu bilgilere bakarak çok basit, pek de itiraz edilemez gibi duruyor. Eğer burası
eylem içinde seçim yaparak spontanitemizle bilmediğimiz bir geleceğin içinde yolculuk yapmak, öğrenmek, gelişmek ve keşfetmekse bu bir müfredat programıdır. Demek ki geldiğimiz yer müfredat programının yapıldığı, burası ise bu programın aktive edildiği yer olmalı. Eğer buraya benzer bir yerden geldiysek buraya gelmeye gerek yok. Yani bir çiftliğiniz varsa, etinizi, sütünüzü, yoğurdunuzu, meyvenizi, sebzenizi kendiniz üretiyorsanız markete gitmezsiniz. Eğer burası marketse demek ki çiftliğimiz yok. Türkçesi eylemsiz bir yerden geliyor olmalıyız. Keşifle ilgili olmayan bir yerden geliyor olmalıyız. Yaratıcılığa ihtiyaç olmayan bir yerden geliyor olmalıyız. Hayat, siz belli bir yolda giderken karşınıza çıkanlar diye tanımlanabilir. Neden böyle söyledim? Çünkü eğer yoldan saparsanız, A planları, B planları devreye giriyor, C planları devreye giriyor. Nedir onlar? Kazalar, krizler, çeşitli olaylar. Tabii ki onları siz hazırlıyorsunuz seçimlerinizle. Nereye gideceğiz? Bu da diğer soru. Eğer böyle bir müfredat programının içindeysek, bu spontan yaşam içinde kendimizi keşfediyorsak, küçük bir ek yaparak bunu netleştirebiliriz. Biz bir müfredat programımız olsa bile bunu değiştirebiliyoruz. Öyle gözüküyor. Yaratıcılık bunu gerekli kılıyor. Yani burada özgür irade size, çünkü gerçeklik bu, izin veriyor. Diyorsunuz ki yani biz buradayız, bu dünyadayız, TEDx konuşması yapıyoruz. Ben hazırlanıyorum, uzmanlar hazırlanıyor. Çok önemli bilgiler paylaşıyoruz. Yakınımızda bir yerde bir terör eylemi gerçekleştiriliyor. Bir yerde bir hırsızlık oluyor. Olmadık eziyetler, işkence var bu dünyada. Diyorsunuz ki yani hepimiz aynı dünyadayız. Nasıl olabilir? Yani ilahi bir adalet yok mu? Yok. Neden yok? Çünkü izin var. Özgür irade, spontaniteye aykırı olurdu. Her şeye izin var. Burası bir deneyim alanı. Peki her şeye izin varsa, kötüyü yaşayan da, iyi yaşayan da felsefe böyle tanımlayabilir. İyi, kötü diye bir şey yok diyoruz biz ama tanımlanabilir. Büyük bir deneyim sahibi olarak ölümü tadacaklar. Ve buradan anlıyoruz ki biz gideceğimiz yer, geldiğimiz yere benzer ve fakat bir farklılığı içeriyor olmalı. Bir müfredat programının değerlendirilmesi yapılıyor olmalı. Ne yaşadım ben? Neyi seçtim? Neyi seçmedim? Diyebilirsiniz ki bu çok spiritüel bir yaklaşım. Gelebilir, kulaklarınıza böyle gelebilir. Biz yıllardır psikodrama grup psikoterapisi içinde bunları çalışıyoruz. Danışanlarımızla, psikiyatristlerle, psikologlarla, psikolojik danışmanlarla, yani eğitim alanlarla. Ve ne kadar güçlü bir öğrenmeye ihtiyaçları olduğunu orada görüyoruz. O öğrenmeler tamamlanınca seçimleri değişiyor, hayat yolları değişiyor, planları değişiyor. Bazen çevreleri için acı verici oluyor. Bazen onları da değiştirmeye başlıyorlar. Aslında her zaman onları da değiştirmeye başlıyorlar. Ve oradan anlıyoruz ki yaşamın değerlendirilmesi yaşamak kadar kıymetli. Değerlendirilmemiş bir yaşamın ya da yaşanmamış bir yaşamın değerlendirilmesi kıymetli değil, tersi de doğru. Kıymetli değil. Kıymetli olması lazım. Orta yaşı geçen herkes bu sürenin, yani yaşam dilimimizin kısa olduğunu düşünmeye başlamış olabilirler. Çok kısa gerçekten. Öğrenecek çok şey yok mu? O zaman tek bir yaşama sığmış olamaz bizim gelişmişliğimiz. Mümkün değil. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam reenkarnasyonu mu savunuyorsunuz? Ne söylüyorsunuz? Ben sadece görünenden hareketle ne olabiliri tahmin etmeye, yordamaya çalışıyorum. Gerçekten de mümkün olabilir mi?
50-60 yıllık, 70 yıllık bir yaşam diliminde bu kadar şeyi öğrenebilir miyiz? Hayır, öğrenemeyiz. Kuşaklar arası aktarım o yüzden çok önemli. Fakat sanmayın ki kuşaklar arasında aktarım bütün bilgilerin bize aktarılmasını olanak sağlıyor. Hayır, öyle bir şey mümkün değil. Travmaları alıyoruz kuşaklardan, bazı önemli kalıpları alıyoruz ama bütün bilgileri alamayız. Bize ait bilgileri alamayız. O kuşaklar başka. Onların spontanitesi ayrı. Onlar başka insanlardı. Biz biriciyiz. Dolayısıyla ben kendim öğreniyor olmalıyım her şeyi varsa geldiğim ve gittiğim yerlerdeki süreç içinde. Yani bir yaşama sığdırılamayacak kadar çok şeyi öğrenmek ve deneyimlemek zorundayız. Ama şu anda bir yaşamı idrak ediyoruz sadece. Dolayısıyla bugünkü konuşmamda sizlere nereden gelmiş olabileceğimiz, nereye gidecek olabileceğimiz konusunda biraz bilgi vermek istedim. Varsayımlarda bulunmak istedim. Yeni biri olarak gideceğiz, kaçınılmaz bir yere gidiyorsak ve büyük bir deneyimle farklı gideceğiz. Geldiğimiz yerden ayrı olmayabilir ama yeni biri olarak gideceğimiz kesin. O yüzden benim nacizane tavsiyem, çünkü herkes biliyorsunuz akıl vermeyi çok sever. Şöyle yapın, böyle yapın. Ben o kadar sevmiyorum. Olanı konuşmayı daha çok seviyorum. Ama küçük bir tavsiyede bulunabilirim. Bu zaman dilimini nasıl geçirdiğinize çok dikkat edin. Büyük bir hazine ve çok önemli. Değerlendirmeyi muhtemelen siz yapacaksınız. O yüzden kendinizden saklayacak hiçbir şeyiniz olmayabilir gittiğiniz zaman. Teşekkür ediyorum. Thank you.